Bunu değerlendirmeye geçeceğiz. Ankara bunu Washington'la konuşacak. Dolayısıyla Washington'da ne olduğunu anlamak zorundayız bu konuşmaları takip ederken. Bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ve Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüşecekler. Ayrıca Büyükelçi Kılıç Amerikan Dışişleri Müsteşarı'yla bir öğle yemeği yiyecek. Bir de böyle temaslar var. Buralardan açıklama bekleniyor mu? Bu konuştuğumuz gündeme dair bir fikir alışverişi, bir diyalog olacak mı? Bunlarla başlayalım. Ali Çınar bizi Washington'da bekliyor. Ali Bey günaydın, teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Önce bu temaslarla başlayalım, sonra ben size daha senatörlerin Türkiye mektubunu soracağım. Bir de bu S-400 pazarlık meselesini soracağım ama önce temaslarla ilgili ne biliyoruz, elimizde ne var, sizden dinlemek isterim. İyi yayınlar Avşar Hanım. Amerika Birleşik Devletleri'nde öncelikle net olanı söyleyelim. Başkenti Türkiye öncelik değil. Açıkçası Biden iç politikayla daha çok iç içe, Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanları'nın çok aktif rol oynadığını ve uluslararası düzeyde mevkidaşlarıyla konuştuğunu görüyoruz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Blinken'ın telefon görüşmesi yakın saatlerde olacak. Ve tabii gözler iki bakanın konuşmasından sonraki açıklamalara yoğunlaşacağını görüyoruz. Burada tabii önemli olan ikili ilişkilerde sorunların masaya yatırılması, YPG, PKK konusu, S-400 konusu, Amerika'nın F-35 tavrı ve bölgesel sorunlar, bilhassa Suriye, Orta Doğu'daki son gelişmeler, Libya, Doğu Akdeniz olmak üzere çok geniş perspektifte konuların ele alınması bekleniyor. Açıkçası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Blinken'ı tanıyan bir bakan. Blinken Dışişleri Bakan Yardımcısı iken 2016'da Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye ziyaretleri olmuştu. O nedenle ben bu tarzda diyalogların, diplomasi kanallarının açık olmasını olumlu olarak görüyorum. Sayın Büyükelçi Serdar Kılıç'ın görüşmesi aslında biraz veda. Büyükelçi Serdar Kılıç toplam 7 yıldır başkentte büyükelçilik yapıyordu ve yakın zamanda Ankara'ya dönecek. O nedenle müsteşar yardımcısıyla olan görüşmesi bir veda niteliğinde olabilir. Ama tabii ki iki diplomatın da son konularda konuları ele alması bekleniyor. Yani genel olarak söylemek istediğim, bakanların görüşmesi çok kritik, önemli. Zira sizin de dediğiniz gibi Kongre'de sıkıntılı bir mektup geldi. Beyaz Saray'da hava Türkiye konusunda çok olumlu değil. Pentagon'dan ve dışlarından bizim kaynaklarımızla konuştuğumuzda yine olumlu bir hava yok. Pazarlık payı çok görülmüyor, ne YPG, PKK konusunda ne de S-400 konusunda. Yani olumlu bir hava olmadığı dönemde bu tarz diplomatik temasların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Mektuptan bahsettiniz. Senatörlerin Türkiye konulu bir mektubu Amerikan Başkanı Biden'a yazmış olduğunu biliyoruz. İçeriği nedir ve ne söylemekte bu mektubun yazılıyor ve Beyaz Saray'a sunuluyor oluşu ikili ilişkiler açısından? Şimdi biz bu tarzda mektupları Trump döneminde de gördük. Ve mektupların bir özelliği, sadece bir parti değil, hem Cumhuriyetçi Demokrat Parti'nin önemli ağır toplarının, ki Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer'ın da imzasının olduğu 54 tane senatörün, ki ben bu zamana kadar bu kadar ağır her konunun konuşulduğu, Beyaz Saray'a yollanan bu tarzda 50'nin üzerinde bir senatörün mektubunu Türkiye aleyhine açıkçası görmedim. O nedenle çok olumsuz bir hava vermek istemiyorum ama endişe verici diyebilirim. Zira Beyaz Saray sözcüsü biz alacağımız kararlarda Kongre ile çok yakın ilişkide olacağımızı belirten açıklamaları vardı geçen hafta. Mektuba baktığımızda mektupta yok yok. Yani FETÖ'cü Enes Kanter'in örneğinden tutun da Türkiye'nin Azerbaycan'daki atılımlarına, tabii ki insan hakları, hukuk konularındaki sıkıntılar, basın özgürlüğü olmak üzere birçok konu ele alınmış. Bu konuda Amerika'nın zaten genel olarak zaten bir sıkıntısı ve açıklamaları vardı. Ama baktığımız zaman Türkiye konusunda tüm maddeler konmuş diyebilirim. Burada dediğim gibi demokrat cumhuriyetçi ayrım yok. İki partinin de senatörlerinden Türkiye aleyhine çok ağır şekilde yazılmış ve Joe Biden'ın belli konularda
daha aktif şekilde Türkiye'ye karşı adımlar atılması da yönünde uyarıları ve adım atmasını isteyen telkinleri var senatörlerin. Tabii bu gergin bir ortamda kongreden böyle bir adımın atılması önemli. Tabii burada anti-Türk düşmanlarının da büyük bir çabasının olduğunu, son dönemde tüm grupların yoğun şekilde çalıştığının da altını çizmekte fayda var. Sürpriz değil, sürpriz olan 54 tane senatör büyük bir rakam. Ama genel olarak zaten kongrenin partiler üstü uzun yıllardır Türkiye aleyhine bir çalışmasını ve adımını görüyorum. Biden'ın Türkiye politikasını şekillendirmekte bu mektubun etkisi olur mu? İlk etapta olacağını zannetmiyorum. Zira hem Anthony Blinken hem de Beyaz Saray yönetimi Türkiye ile gerginlik istemiyorlar. Zaten Trump döneminde bu yaptırımların gelmesi aslında Biden'ın işini biraz rahatlattı. Ama sıkıntıların sadece Beyaz Saray dışişleri ve Pentagon'dan değil, kongreden de yani kolektif olarak rahatsızlıkların belirtilmesi tabii Biden'ın elini en azından iç politikada güçlendiriyor. Ben ama ilk etapta Beyaz Saray'ın çok böyle Türkiye'ye adımları atacak bir politikayı ben beklemiyorum. Ağırlıklı olarak biz Anthony Blinken'ın savunma bakanını göreceğiz ki bugün de Joe Biden, Kamala Harris de Pentagon'da üstad bir ziyaret yapacak. Yani ipleri daha bürokrasi, daha diplomatik kanallarına vermiş bir Biden göreceğiz. Ama tabii gereken açıklamaları da zaman zaman yapacak. Ben tahminimce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın da yakın zamanda bir telefon görüşmesini bekliyorum. Zira bugün büyük ihtimalle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bu görüşme talebini yenileyecek. Ankara'nın böyle bir talebi olduğunu zaten biliyoruz. Diplomasi kanallarının açık olması önemli ama Biden'ın direkt Türkiye konularına ben müdahil olacağını ilk etapta veya ilk kısa dönemde beklemiyorum açıkçası. Buna kısa cevap rica edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi ne dair beklentiniz? Kişisel bir tahmin mi, kulis mi var? Yani böyle bir kulis var, böyle bir talebin olduğu zaten söyleniyor. Dün de Beyaz Saray'daydım. Ama ne zaman, nasıl görüşecek o belli değil. Zira Yunanistan Başbakanı veya İsrail Başbakanı'yla da görüşmüş değil ama böyle bir talebin olduğu biliniyor Beyaz Saray'da. Ali Bey, biz bugün programda konuklarımla birlikte devam edeceğiz. Sizden sonra Türkiye S-400'ü aktif olarak kullanmasın ama YPG'yi de Amerika desteklemesin pazarlığı, bu senaryoyu ele alacağız. Washington'da böyle bir formülün karşılığı nedir sizce? Bizim gördüğümüz karşılığı yok. Amerika S-400'ün ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyleyerek partiler üstü bir adım atmış durumda. Bu Trump yönetiminde de böyleydi. O nedenle ben YPG, PKK ile S-400 pazarlığının çok gerçekçi olduğunu görmüyorum. Zira Pentagon'da net şekilde biz bu terör örgütüyle Suriye'de çalışmamıza devam edeceğiz mesajını veriyor, vermeye de devam ediyor. Ben bunun nasıl bir pazarlık içinde olacağını çok şekillendiremiyorum açıkçası.